Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugünkü video görselimizde istek üzerine Polat Atum çapa makinesinin yağ değişimini yapacağım. Şanzıman yağı buradan değişiyor gördüğünüz gibi. Ama şu anda yağ şanzıman yağı değişimini yapmayacağız. Haber lan pıtırık. Motor yağı ise gördüğünüz gibi buradan değişiyor. Motor yağ filtresi işte burada duruyor. Onu da çıkarıp bakmanız gerekiyor. Evet. Öncelikle yağını salacağım. İyice toz olmuş. Yine toz olacak. Bunun bu yüzden yıkama yapmayacağız. Yıkama yapıldığı zaman bazı kuru balatalarda balataya su gidiyor. Evet, balata biraz da yatınca balata yapışmış oluyor. Evet, buradan beri yağını boşaltalım. Bunlarda ilk yağ değişimi 30 saatte yani sıfır iken değişir motor yağı. Dur kış. Yağın bozuk olduğu elle anlamak için parmakla parmağını damlattığın zaman yağın lekesi çıkmıyor, siyah lekesi, ama yeni yağda parmağını da damlattığın zaman, sildiğiniz zaman hemen çıkıyor. Motorlarınızda yağ çapaya başlamadan önce yağ seviyesini mutlaka kontrol edin ve yağı fullleyin. Çünkü aşırı rampalar da çalışacaktır. Evet, yağ filtresini görüyorsunuz. Aşınma falan varsa temizliyorsunuz. Yani temizlerken benzin falan kullanırsanız şurada o-ring var parmağımın ucunda, kahverengi. Ona benzin falan sürmeyiniz, lastiği bozabilir. Bu filtreleri kontrol etmek gerekiyor. Tıkanıp falan olursa yağlama yapmaz. Temizleyip geri takabilirsiniz. Dip kısmına da bakarsınız bu şekilde. Pit falan var mı, aşınma falan. Aşınma falan yoksa motor sağlıklı demektir. Thank you.
Evet arkadaşlar, Yahut durdururken buraya küçük bir honi koyabilirsiniz, doldurabilirsiniz. Evet arkadaşlar, Yahut durdurumundan sonra bakım zamanlarını söyleyeceğim. İlk yağ değişimi 30 saat ila 50 saat arası yaparsınız. İkinci yağ değişimini de söylerim. Biraz şunu yağı durdurayım. Honiniz yoksa kartondan honi yaparsınız bu şekilde. İşte bu şekilde. Ve yağı durdurursunuz. 20 ve 50 motor yağı kullanırsınız. HP'lerde 1 litre yağ alıyor. 1 litre yağ durdurduktan sonra seviye kontrol yapın. Ve daima yanınızda motor yağı, şanzıman yağı bulundurunuz. Her 10 saatte bir ve de her gün yağının yağ seviyesini kontrol edin. Bu sizin için çok iyi olacaktır. Motor sarmalarının, şanzıman arızalarının önüne geçilecektir bu şekilde. Ayrıca hava filtresini de her gün kontrol edin. Çünkü tozlu, taşlı yerlerde çalışıyor. Bu makinede hava filtresini tam öne koymuşlar. Neden diyorsanız, çapa bıçakları taşlar yukarı doğru fırlatabilir. Bazıları şurada taş korumalıkları olmuyor. Hafifliğinin içine toz falan, çamur dolduruyor. Bu yüzden ön daha iyi, daha güvenli olmuş. Öndeki yağ fitnesi toz ve çamurları içine almayacaktır. Polat atom çapa makinesi yağlı balataya sahip. Balata yağ ile çalışır, sürekli yağlanması gerekir. Bu yüzden yağ seviyesini hiçbir zaman eksik etmeyiniz. Hop hop, siz nereye lan? Oraya mı gidecek? Kovalamaya geleyim. Koş yürüyün. Bunları bir kovalayayım. Yürüyün bakayım. Kapı da açıldı ya. Çok inatçısın be diye.
neyse kendileri geçer belki. Evet, yağın seviyesi tam bu uçtan görünüyor, gördüğünüz gibi yağ seviyesi görünüyor. Biraz rampa eğim olduğu için yani tam doğrusu yağ birazcık fazla koymuşum, çok azıcık. Şimdi sıra geldi şanzıman yağını. New Holland traktörlerde olduğu gibi transmisyon yağını şanzıman yağlarına doldurunuz. Eksik olduğu zamanlar daima tamamlayınız. Küçük bir honi işiniz görebilir. Benim honiler iş yerinde kalmış. Onun yoksa bu şekilde yapabilirsiniz. Çapa makineleri aşırı rampada çalıştığı için yağ seviyelerini tam olarak doldurun, tamamlayınız. Bunu da tamamladık. Sıra geldi hava filtresine. Hava yağın içinde banyo yapıyor. Banyo yaptığı zaman toz yağın içinde kalıyor. Temiz havayı motora veriyor. Eğer toz yağın içinden motora giderse pistonlarda aşınma yapacaktır. Segmanlarda da daha hızlı aşınacak. Motorun ömrü daha çabuk kısalacaktır. Afiyetlerin içinde iki adet sünger bulunuyor. Bu süngerler benzinle falan temizlemeye çalışırsanız süngerler büyüme yapacaktır. En iyisi havaya da su ile. İşte önceki sünger bu. Hiçbir şey yok ya. Banyosu ile sünger temizleniyor ama ilk sünger bu ne oluyor? Bakın tozları görebiliyorsunuz. Her 10 saatte bir yağını değiştirin. Zaten çok azıcık bir yağ alıyor. Bakın tozları görüyorsunuz bunun içinde. Tozlar kapakta kalmış. Yağ seviyesi ise plastiği geçmeyecek şekilde, yani bir iki tarafa geçecek şekilde koyarsınız. Diğer de sünger burada, diğer de böyle oluyor.
filtresini ağzının üstünde de 20 ve 50 motor yağ koyabilirsiniz. Motora 20 ve 50'nin buharı gidebilir. Sıkıntı olmadı böylece. Her neyse, sonunda bakımını yaptık. Eski yağları da değerlendirebilirsiniz. Eski yağları atmayabilirsiniz. Motordan boşaltınca, eğer temizse, leke yapmıyorsa ne yaparsınız? Dolu testerelerde kullanabilirsiniz. Ama temiz olması önemli. Mesela buna ne yapacaktık? Eski yağı. Bu milleri yağlayabilirsiniz. Ufacık bir şey. Sıvı yağ gres olmaz zaten. Gres çamur topluyor. Sonra milde sıkışma yapabiliyor. Eğer bunların hiçbirini yapmazsanız aşınma oluyor. Küçük bir yarım litrelik pet şişeye koyarsınız. Ucuna mini ufak bir delik delersiniz. Delik delince biraz sıkarsınız. Burayı yağlar. Bakın hep aşınma yapmış buralarda. Aşınma yağlamayınca aşınıyor maalesef ki. Sık sık yağlanmalı. Evet. Her 10 saatte bir yağ seviyesini kontrol edin. Hava filtresinin yağını değiştirin. 30 ila 50 saat arası ise ilk sıfır iken ilk yağını değiştirin. Sonrası ise 2-3 saatte bir yağ değişim yapın. Şanzıman yağını ilk kez için 50 saatte değiştirin. Sonraki şanzıman yağlarını 500 saatte bir değiştirin. Motor yağını ise ilk yağ değişimini 30 ila 50 saatte değişin. Sonraki saatleri ise 200 saatte bir değişimini yapın. Eğer saatleri bilemiyorsanız parmağınıza sürdüğünüz zaman motor yağı likesi parmağınıza yapışacaktır. Sizlere Borat Atomut'un gösterdim. Bunda ters debriyaj var. Çalışır halde buraya dokunmasa hareket etmiyor. Bir desto olsa da gitmiyor. Buna bastığın zaman gidiyor. Rodaj yaparken ise uzun süre rodaj yapacaksanız videsi boşlayınız. Buraya basınız. Burayı bu şekilde tutunuz. Eğer yukarıda durursa debriyaj pedala baskı uygulamış olacak baskıya. Rulman zarar görebilir. Bu yüzden uzun süre rodaj yapacağınız zaman videsi boşlayınız. Burayı böyle tutunun. Çalışırken ise böyle bırakırsınız. Videsi atarsınız. Basarsınız. İşlevini yaparsınız. Can güvenliği yönünden çok güvenli bu debriyajlar. Neyse arkadaşlar, Borat Atom çapa makinesi. Şanzıman yağını da söyleyeyim. Şanzıman yağı traktörlerde olan transmisyon yağı. 410 numarayı koyarsınız. 410 numarayı. Evet, bir de bu makinelerin kullanma kılavuzunu okumadan kesinlikle kullanmayınız. Kesinlikle kullanma kılavuzunu iyice okuyun. Motoru mümkün olduğunca aşırı eğimde çalıştırmayın. Yani kafa yukarıya çok gelecek şekilde o şekilde çalıştırmamaya çalışınız. Eğer aşırı eğim varsa arka tarafı yükseltirsiniz. Öyle motor mümkün olduğunca az eğimde duracak şekilde çalıştırınız. Neyse, bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.